Ben 9 yıldır her sabah işe gelirken ne taşa gideceğim diye geliyorum işe. Bu benim için çok önemli bir şey. Biz Netaş olarak bir entegratörüz ve büyük entegratörlerden biriyiz. Yazılım, donanım, altyapı ya da buna benzer IT ekipmanları ve benzer çözümleri müşterilerimize konumlandırmaya çalışıyoruz. Biz bir IT şirketiyiz doğal olarak. O yüzden yaptığımız her şey teknik. Benimse daha çok sesli ve görüntülü iletişimler üzerine müşteriye çözüm sunmak. Yargılanacak kişilerin herhangi bir fiziksel aktarım gerçekleşmeden uzaktan yargılanması ve de tüm bu süreçlerin sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınmasıyla ilgili bir proje. Geçmişe yönelik başvurulması gereken bir şey olduğunda elinizde çok sağlam bir kaynak elde etmiş oluyorsunuz. Çok kıymetli işler yapıyoruz. Burada çalışırken pek farkında değiliz ama yani uzaktan baktığımızda bunu daha iyi gözlemleyebiliyoruz. ULAK projesi 2013 yılında başlatılmış bir proje. Biz taban bant ünitesini yapıyoruz. Türkiye'nin hedefleri açısından önemli bir proje. 4.5G diyoruz, işte 5G konuşulmaya başlandı. 5G dediğimiz teknoloji aslında altyapıda bu teknolojiyi kullanacak. Dolayısıyla biz aslında bu projeye yatırım yapmış olarak, Türkiye olarak ve Netaş olarak biz 5G'ye de bir hazırlık yapmış olduk. Siz şimdi mesela bu baz istasyonunu, donanımını hazır alabilirdiniz. Yazılımı da hazır alabilirdiniz. Bunları alırdınız, bir kutunun içine koyardınız. Üstüne isminizi de yapıştırdınız ve yaptım diye ortaya koyardınız. Ama donanım olarak ve yazılım olarak o firmalara bağımlısınız. Siz bu süreçte ne kadar dışa bağımlılığı azaltabiliyorsanız hem bölgesel olarak hem de küresel olarak büyük bir güç haline dönüşüyorsunuz. Taktik saha muharebe sistemlerinde ben proje yönetiminde görev alıyorum. Taktik sahada komuta merkezlerinin, cihazların ve araçların iletişimini sağlayan mobil haberleşme sistemleri. Proje ekiplerinin emeğiyle ortaya çıkan zorlu bir süreç aslında. Ar-Ge'cilik gerçekten hem meşakkatli hem de bence çok önemli bir iş, yani kutsal bir iş. Gerçek anlamda Ar-Ge yapılan, hani bir laboratuvarı olan bir sürü gizli kahramanın, bir sürü beynin orada çalıştığı bir yer burası. Hep bir daha iyi bilen birileri var sizden. Ben proje yöneticisiyim. Dünyanın en büyük havalimanının network altyapısı, kablosuz altyapısı, bizim MPLS network dediğimiz ve hotspot dediğimiz bazı çözümleri Netaş olarak biz sağlıyoruz. Milyonlarca yolcu bizim kurduğumuz bu sistem üzerinden bir kahve dükkanından aldıkları şifreyle internete girip yüksek standartlarda hız, güvenlik ölçeği içerisinde otoparkın -5. katındaki en ücra köşesinden uçağa binerken dahi, uçağın içinde de dahi dışarıya kurduğumuz özel vericilerimiz sebebiyle bizim internet servisimizden faydalanıyor olacaksınız. Netaş hep en son teknolojileri takip eden ve buna göre evrilecek bir firma. Çünkü bir sistem entegratörü firması ve hep en son teknolojileri kendiniz bulmak, araştırmak, öğrenmek, müşterilerinize bunları implement etmek durumundasınız. Siber güvenlik operasyonlarımız bizim 7/24 ekiplerimizin görev yaptığı, müşterilere uzaktan izleme, uyarı ve talep edildiği takdirde müdahale işlevlerini yerine getiren arkadaşlarımızdan oluşuyor. Dünyanın bir yerinde bir atak olursa ve bunun belirli bir tipi varsa biz bunu önceden öğreniyoruz. Yeni tip bir ataksa bununla ilgili de anlık olarak önlemler alıyoruz. Bir sürü canavar var ve bu canavarları tek başına müşterilerin alt etmesi mümkün değil. Konuda el ele, kol kola çalışarak bu işlerle başa çıkabiliyoruz. Yaptığımız tüm işlerde insanlara kesinlikle değinen, onlara temas eden noktalarımız var. AIDES projesi özelinde bakılırsa sadece ticari anlamda bir proje de değil mesela. Sosyal sorumluluk projesi olarak da düşünüyoruz. Afet yönetimi karar destek sistemi, afetin öncesinin planlanması, o hazırlık aşamaları, sonrasında herhangi bir afet olduğunda nasıl müdahale edileceği, geçtikten sonra da iyileştirme çalışmalarının yapılabildiği bir bilişim altyapısı AIDES. Bir insanın bile hayatının kurtarıldığını görebilmek, bizim yazılımımız kullanılarak bunu sağlayabiliyor olmak hani hepimizi çok mutlu ediyor. Bir itici güç oluyor aslında. Netaş Şifa Ormanı yapmak için geldiğinde köyümüzde çok değişiklikler oldu. Netaş'tan sonra Şifa Ormanı olduktan sonra
Köylümüz zaten o aşiretti. Köylümüze bir getiri geldi. Bu yıl zaten Adaçayır'a toplandı. Şimdi birkaç yıl içinde lavantalar toplanacak. Şimdi o şifa ormanında ağaçlar büyüdüğü zaman arının bir bal yaptığını düşünün. Aklınıza gelebilecek her meyve ekili ve her şey organik. Ne taş bizim ve köylümün kalbine dokundu. Bize Netaş'ta geldiğimiz zaman öğretilen iki kavram vardı. İşbirliği içerisinde olacaksın ve katma değerini ortaya koyacaksın. Netaş'ta bir paylaşım kültürü var. Birisi birisinden bir yardım istediğinde bu benim işim değil git başkasına iste denmez. Herkes birbirine yardımcı olmaya çalışır. 20 yıllık Netaşlı ile 6 aylık Netaşlı bir arada çalışıyor. Genç bir nüfus olmamızın, belli bir hedefe odaklanmış bir yapı olmanın getirdiği aslında bir rahat ve motive edici bir çalışma ortamı var. Akıllı Şehir Hastanesi ile burada uygulanmaya çalışılan insanların çok daha hızlı bir şekilde hizmet alabilmesini sağlayacak bir altyapı oluşturması. Son teknoloji ürünleri entegre edebilmek lazım birbirleriyle. Biz bu hastane bilişim yönetim sistemi içindeki hemen hemen bütün unsurların kurulumlarından ve yönetiminden sorumluyuz. Dayanma noktamızın kalmadı. Hayır, burada savaşmalıyız, buna itiraz etmeliyiz dediğimiz noktada bile hayır, müşteriyi bir dediğini ikiletmeyiz. Bu şekilde devam edecek diye önümüzün tıkandığı da olup ama aslında bunun sonuçlarının daha güzel olduğunu görüyoruz. Yani burada o var. Yani hiçbir şekilde müşteri memnuniyeti bozulmuyor. Kalite aslında bu. Herhangi bir müşteriyle konuşurken Netaş ismi duyulduğu zaman bir saygınlık uyandırıyor. Netaş'sa yapar, Netaş'sa altından kalkar gibi bir intiba var insanlarda. Dikey sektörlerde farklı çözümler üretirken, iletişim sektöründe de geniş bant iletişim, voice over IP ve multimedya teknolojilerinde hem Kuzey Amerika'ya, Avrupa'ya ve Asya'ya 200'ün üzerindeki operatöre hizmet sunuyoruz ve ihracat yapıyoruz. Bu iletişim teknolojilerinin ağdaki bütün elemanlarını, bütün ürünlerini burada yapıyoruz. Görüyoruz ki birçok şirket tırnağını dahi taşın altına koymuyor. Ama Netaş gerçekten başını kayaların altına sokuyor. Yani bu Ar-Ge konusunda durduramıyor kimse. Bütün temelleri inovasyon üzerine kurmuş bir yapı var içeride. Bizim yaptığımız projede özellikle elektrik dağıtım firmalarının şebekelerini akıllı hale getiriyor. Aslında sektörün ihtiyacı şuydu. Belli tüketim oranının üzerindeki kullanıcıların sayaçlarının uzaktan okunması. Ama bizim yaptığımız ürün bunun da ötesine geçti. Sokak aydınlatmalarını da uzaktan yönetebilir bir sistem yaptık. Çok önemli bir otomasyon projesi de oldu aynı zamanda. Burada değer veriliyor. Herkese. Şöyle söyleyeyim, emekliliğimi buradan düşünüyorum. Öyle. Bütün Türkiye'nin dört gözle beklediği stadyumu teknolojik bir üs haline getirdik. Projemiz buydu. Sada gidiyorsunuz, önünüze bir tane portal çıkıyor ve portaldan girişinizi yapıyorsunuz ve artık internettesiniz hem de yüksek hızlardan. Sada da almış 700 tane büyük küçük ekranlar var. 42 inç ekran da var. Kocaman devasa video wall'lar da var. İster stadyumun ister başka partilerin bir reklam görüntüsü oynatılabilir. Gol olduğunda kocaman bir gol yazısı basabilirsiniz. Orada stada gelen herkese inanılmaz bir stat deneyimi yaşatabilirsiniz 360 derece olmak üzere. Bizim bir kültürümüz var. Burada insanlar sürekli kendilerine bir şey katmaya çalışırlar. Daha fazlasını yapmaya çalışırlar. Kendinizi geliştirebilmeniz için sürekli destek görmek gerçekten çok büyük bir fark yaratıyor bence Netaş kültüründe ve Netaş ailesinde. Uluslararası pazarlar çok ciddi bir ivmeyle büyüyen bir ekip. Çoğunlukla Kuzey Afrika'da şu anda odaklanmış durumdayız. Cezayir'de 4 tane çok büyük proje yönetiyoruz. Fabrika ortamı kuruyoruz. IP telefon ve analog telefon üretimi yapabilmeleri için. Haberleşme altyapılarını, sistemlerini yeniliyoruz ülkenin genelinde. Bilgi deneyimimizi de aktarıyoruz, müşterimizi eğitiyoruz ve bundan sonrakini kendi başlarına devam edebilecekleri şekilde yapıyoruz. 46 ilde 9052 okulu kapsayan bir proje. Toplamda 25 bin kilometre ağ altyapısı kurduk. Türkiye'nin sınırlarının 3 katı yaklaşık. Önümüzdeki yıllarda anaokullar ve ilkokullar da bu eğitimin parçası olacaklar ve her çocuğun bir tableti olacak ve akıllı tahtadan derslerini görecekler. Altyapıyı da bizler gibi kurumsal, hakikaten güçlü firmalar yapabilir diye düşünüyorum. Ben Netaş'tan geliyorum deyip de randevu alamadığım müşteri olmadı. Belli bir etki yaratıyorsunuz insanların üzerinde. Ben Netaş ve Clover Fonu'nun
yatırım yaptığı Even firmasının kurucu ortaklarından bir tanesiyim. Netaş ve Sklover fonu firmaya veya başarıya değil, çok erken aşamada kişilere yatırım yapan bir fon. Even, nesnelerin interneti platformu. Firmaların sahadaki veya müşterilerindeki cihazlarını internete bağlayarak yeni çağa dijital dönüşüme geçmelerini sağlıyoruz. Netaş'la biz şu anda birçok ihaleye beraber giriyoruz. Ortak çözümler üretmeye çalışıyoruz. Çünkü Netaş'ın kendi bilgi birikiminin olduğu yerle bizimki şu anda farklı ama çoğu yerde kesişiyor. Biz o kesişen noktaları doğru tanımlayıp beraber ortak iş yapmaya çalışıyoruz. Biz finans sektöründe bankalara bakıyoruz. Türkiye'nin tüm bankalarına dijitalleşme hikayelerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Arkamda kocaman büyük bir aile görüyorum. Bu DNA'da bir kodumun olmasını ben de çok seviyorum. Egomu ve kendi başarımı ön plana çıkartayım havasında insanları pek görmezsiniz. Samimiyet var. İnsanların arasında çok fazla sınırlar yok. Ben bir yıl evvel buraya geldiğimde hiç acemilik çekmedim. Beni kapıda karşıladılar. Ben bir şirkette acaba bu kadar sene çalışılır mı diye düşünüyordum. Göz açıp kapatıncaya kadar 11 sene geçmiş. Yöneticilerimiz, ekip arkadaşlarımızın sizi her zaman desteklediğini bilmek çok güvenli bir duygu. Çöküntü yaşadığımız anlar oldu. O anları aşmayı bildik bir şekilde. Rekabet ortamından çok bir işbirliği ortamı. Gerçekten bir hani temelden bir kibarlık söz konusu. Bir aidiyet ve güven Netaş'ın bana hissettirdiği en büyük duygu. Çalışan Netaş için değerli. Bunu hissediyor insan burada çalıştığı zaman. 50 senelik bir tecrübenin, 50 senelik bir yaşanmışlığın öyküsü.